İç sıkıntısı. Bir zamanlar kuşların uçmadığı, kervanların geçmediği bir diyarda yaşlı bir kadın yaşarmış. Bu bilge kadın onlarca yaşama yuva olmuş bir ormanın kıyısında, onlarca sırrı yüreğinde barındıran bir dağın eteklerinde, onlarca hayatın ritmini şakıyan bir nehrin kenarında küçücük bir kulübede yaşarmış. Saflığın timsali bembeyaz saçları, yaşanmış onlarca deneyimin tanığı, yüzündeki çizgiler ve varlığının derinliğinin ispatı, gece karası gözleri varmış bu kadının. Her sabah, seher vaktinin serinliğinde kulübesinin önünde oturur, tabiatı dinler, güneşin ona göz kırpmasını beklermiş. Güneş, sonsuzluğun bağrından doğarken, yaşlı bilgenin yüreği aydınlanırmış. Güneşin doğumuna kadının şükran duaları eşlik edermiş. Daha sonra karnını doyurur, ormanın derinliklerinde saatlerce tek başına keşfe çıkarmış. Kuşların hikayelerini dinler, ağaçların şefkatli bir anne gibi binlerce canlıyı nasıl da kucağında taşıdığına tanık olur, bitkilerin sırrını araştırır, bulutların türküsünü dinler, bir bebek gibi toprağın bağrında oturup şarkı söyler ve bir ceylan gibi sekerek dans edermiş. O, ormanda vakit geçirdikçe insanlığın kadim bilgisi bu yaşlı kadının yüreğinin sayfalarına yazılırmış. Bu yazıtlar gece rüyalarında bilge kadının varlığına kök salarmış. Rüya ile gerçek, birbirini tamamlayan hakikatin iki yüzü olurlarmış. Yüreğinin tellerinde ne çok şarkı biriktirmiş kadın, dilinin kıvrımlarında ne çok şiir, gönlünün bahçesinde ne çok masal, kemiklerinin sonsuzluğunda ne çok dans. Günlerden bir gün, sabahlardan bir sabah, nehrin öteki kıyısında yaşayan köylüler, bir iç sıkıntısıyla uyanmışlar. Yüreklerinin derinliklerine kara bulutlar çöreklenmiş. Kara bulutlar aynı anda bütün köylülerin kalbini felaket ezgileriyle doldurmuş. Hepsinin gözlerinin feri sönmüş, dillerinin ipi bağlanmış, tek söyledikleri sözcük felaketmiş. Tüm ahali köy meydanında toplanmış. Hep bir ağızdan felaket, felaket diye bağırıyorlarmış. Onlar bağırdıkça köyün üstünü kara bulutlar kaplamış. Onlar bağırdıkça güneş o köyü terk edip gitmiş. Onlar bağırdıkça toprak ananın yüreği sızlamış. Nasıl oldu bilinmez. Sonunda içlerinden birisi köyün bilge kadınına gitmeleri gerektiğini hatırlamış. Köy ahalisi hiç itiraz etmeden ateşe sevdalı Yusufçuklar gibi nehrin karşı kıyısında, ormanın kenarında, dağın eteklerinde yaşayan bilge kadına gitmişler. Kadın, köy ahalisini ve onlara eşlik eden kara bulutları görünce hemen ayağa kalkmış. "Beni takip edin," dercesine bir el işareti yapmış ve ormana doğru yürümeye başlamış. Köylüler kadını kara bulutlarda tepede köylüleri takip etmiş. Köylüler ormana girince kara bulutlar daha fazla ilerleyememiş ve ormanın dışında kalmışlar. Öte yandan insanların içlerinde taşıdıkları kara bulutlar onlarla beraber ormana girmekten hiç çekinmemiş. Yaşlı kadın ve köylüler ormanın derinliklerinde kuş ve böcek sesleri eşliğinde hiç konuşmadan yürümüşler. Yolda giderken topluluğun ritmini bozan tek şey bilge kadının arada sırada eğilip şifalı otlar topluyor olmasıymış. Saatler sonra güneş batıp dolunay gökyüzü sahnesinde göründüğünde hiç bilmedikleri bir yere gelmişler. Ormanın orta yeriymiş burası. Ormanın yüreğinde önce sessizce beklemişler. Sessizliğin huzuru akan bir nehir gibi içlerini doldurmuş. Daha sonra yaşlı bilge
onlara önce odun toplamayı, sonra kalbin orta yerinde bir ateş yakmayı öğretmiş. Ateşin etrafında toplanmışlar. Yaşlı kadının kemiklerine yuvalanmış ritimler şaha kalkınca yaşlı kadın dans etmeye başlamış ve onunla birlikte gelen köy ahalisine de dans etmeyi öğretmiş. Dolunay gökyüzünden olan biteni büyük bir mutlulukla izliyormuş. Dans edenlerin kemikleri neşelenmeye başlayınca kendilerinden geçmişler ve çok uzun bir süre bu halde dans etmişler. Yorulunca da ateşin başına oturmuşlar. Nefesleri alışıldık ritimlerine geri geldiğinde içlerindeki felaket hissi yavaş yavaş dağılmaya başlamış. Yaşlı bilge daha sonra onlara kalbinin sarayından kopup gelen sözcükleri öğretmiş. Uzun uzun masal anlatmış. Ardından dilinin kıvrımlarına yuva yapmış şarkıları öğretmiş. Hep birlikte şarkı söyledikten sonra insanların içlerindeki kara bulutlar dağılıp gitmiş. İç alemlerindeki gökyüzünde güneş baba parıldamış. Dış alemlerindeki gökyüzünde ise ay anne onlara gülümsüyormuş. O günden sonra köyün göğünde kara bulutlar toplanıp insanların kalbine felaket hissi çöktüğünde tüm ahali toplanır, bilge kadınla beraber ormanın kalbinde ateş yakar, efsunlu sözcükleri fısıldar, şarkı söyler ve dans eder olmuş. Gel zaman, git zaman, yaşlı bilge terki diyar eylemiş. O, don değiştirip sonsuzluk alemine gitmiş olsa da, onun bilgeliği torununun bedeninde yeniden vücut bulmuş. Kendisi gibi bilge olan torununun saçları, nehir gibi bedeninin iki yanından akar gidermiş. Elleri yaşama dokunmuş bir kadının elleri gibiymiş. Gözleri ise büyük annesinin gözleri gibi varlığının derinliğinin ispatı ve gecenin siyahına boyanmış gibi kapkaraymış. Yaşlı bilgenin torunu da büyük annesi gibi ormanda vakit geçirmeyi severmiş ama o dağlara daha çok aşıkmış. Dağların doruklarında güneşi batırmayı, güneşin doğumuna tanıklık etmeyi, dağın varlık sırlarını gönlüne nakşetmeyi pek severmiş. Nehrin karşı kıyısında yaşayan köylüler ne zaman felaket bulutlarıyla güne uyansalar toplanıp bilgenin kulübesine giderlermiş. Atasının bilgeliğini miras alan genç bilge kadın tıpkı büyük annesi gibi hiç konuşmadan onları ormanın kalbine götürürmüş. Beraberce sessizliğin kalbinde otururlar, daha sonra odun toplayıp bu kalbin ortasında ateş yakarlarmış ve ateşin etrafında kemikleri şenleninceye kadar dans ederlermiş. Bilge kadının dudaklarından büyük annesinden öğrendiği efsunlu masallar dökülürmüş ve büyük annesinin ona öğrettiği her şeyi hatırlarmış genç kadın. Bir tek öğrendiği şarkıları bir türlü hatırlayamazmış ama olsun, kara bulutlar yine de dağılıp gidermiş. Böylece insanlar fırtına sonrası dinginliğini içlerinde taşırlar ve evlerine geri dönerlermiş. Gel zaman, git zaman, yaşlı bilgenin torunu da terki diyar eylemiş. O da don değiştirip sonsuzluk alemine gitmiş ve onun bilgeliği de onun torununda vücut bulmuş. Yaşlı bilge kadının torununun torunu da kulakları her duyduğunu içinde toplayıp kendi çocuğuna dönüştüren yaratıcı bir rahim. Dudakları sözcüklerin doğduğu bereketli kaynaklar gibiymiş. Gözleri ise büyük büyük annesi ve büyük annesi gibi gecenin siyahı, derinliğin habercisiymiş. Torunun torunu kadın, büyük büyük annesi gibi ormana gitmeyi, büyük annesi gibi dağlara tırmanmayı çok sevdiği gibi, nehrin sürekli akıp giden kıyısında zamanın yolculuğuna tanıklık etmeyi pek severmiş.
Nehir akıp giderken zaman da onun içinden akıp gider, düşünceler kalbine doğanlar bir masalın renklerine boyanırmış. Köy ahalisi ne zaman bir felaket sabahına uyansa, hiç konuşmadan meydanda toplanır, nehrin karşı kıyısında yaşayan bilge kadının yanına gidermiş. Bu kadın büyük annelerinin yaptığı gibi ormanın bir kalbi olduğunu hatırlar ama o yolu unuttuğu için oraya gidemezmiş. Bu sebeple köy ahalisini nehrin kıyısında toplar, bir odun ateşi yakar, ateşin eteklerinde oturup sessizliğin gizeminde onların gözlerinin içine bakarmış. Bilge kadın büyük annelerinin söylediği şarkıları ve ettikleri dansı da unuttuğu için onlarla dans edemiyor, şarkı söyleyemiyormuş. O bir tek büyük annesinin kendisine anlattığı masalları hatırlıyormuş. Ateşin etrafında toplanmış insanların gözlerinin içine bakarak onlara masallar anlatıyormuş. O anlattıkça zaman akıp giden nehrin kıyısında bekleyen bir taş gibi duruyormuş. O anlattıkça büyük annelerinin sözcükleri hayallerin ipini örüyor, kemiklerin ritmi içlerinde oynaşıyor, şarkıların ezgisi kalplerine doluyormuş. Her anlatılan masalda kara bulutlar gökyüzünü terk ediyor, sonunda insanların gönlüne güneş doğuyormuş. Masal bittikten sonra da sessizce evlerine dönüyorlarmış. O günden sonra göğüne felaket bulutları çöken insanlar, bilge büyük annelerin torunları olan masalcıları bulup onların dizlerinin diplerinde oturur olmuşlar. Masalcı başladı mı anlatmaya, bal ile kaymağı birbirine katmaya, ormanın kalbi şenlenir, yaşamın ateşi yanar, varlık dağı titrer, hayaller masalların renklerine boyanır, içteki semanın yıldızları parlar ve felaket bulutları dağılıp gidermiş.